Arkadaşlar merhabalar, 11. sınıf akademi serisinde analitik geometrinin konu anlatımında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani analitik geometrinin 4. videosundayız. Doğru analitiğinin ilk videosu oluyor. Nokta analitiğini bir önceki 3 video ile halletmiştik zaten. Evet, kitabımızda yani Mert Hoca ile birlikte anlattığımız matematik kısmını Mert Hoca anlatıyordu biliyorsunuz. Bu kitabımızda sayfa numarası 64'teyiz. Yani en önemli yerdeyiz. Eğimi iyi bilmemiz lazım. Sana eğimi anlatacağım bu dersimde. İlk baştaki eğim tanımını anlatacağım ve sayfa numarası 64'ü 65'i işleyeceğiz ve 66'tan da bir tane soru çözeceğiz. Hadi bakalım. Analitik geometrinin en önemli derslerinden biri. Çünkü eğim üzerine inşa edilmiştir. O yüzden eğimi iyi anlamanız lazım. Hadi o zaman bakalım dersimize başlayalım. Öncelikle doğrunun eğiminin tanımıyla başlayalım. Şimdi bir doğru düşün. X ekseniyle bir açı yapsın. Hatta pozitif yönlü bir açı yapsın. X ekseniyle pozitif yönde yaptığı açıya biz eğim açısı diyoruz. Bu açının tanjantına da ne diyoruz? Eğimi adını veriyoruz. Tanımı bu. Tanımını iyi bir şekilde bileceğiz. Yani analitik düzlemde şöyle bir doğru verildiğinde işte x eksenle yaptığı, pozitif yönle yaptığı açıya eğim açısı. Bu açının tanjantına da ne diyormuşuz? Eğim adını veriyormuşuz. Eğim de genelde M harfiyle gösteriliyor dostlar. Şimdi burada tamam, eğimin ne olduğunu öğrendik. Eğim açısının ne olduğunu öğrendik. İşte hocam eğim açısı mesela şu şekilde verilen doğruda alfa. Bu şekilde verilen doğruda beta. Yalnız şu hata yapılıyor hocam, burası değil mi ya x ekseniyle yaptığı açı? Evet, x ekseniyle yaptığı açı burası ama şuradaki açı da var, biz pozitifini alacağız. Pozitif yönlü. Pozitif yön demek ne demek? Hocam saat yönünün tersi. O zaman x ekseninden başlarız. Doğruya değene kadar ki yaptığı açı olarak tanımlıyoruz buradaki alfayı. Peki burada bak, buradan başlıyoruz doğruya değene kadar ki. Şu pozitif yönde yani saat yönü tersinde doğruya değene kadar ki yaptığı açı şekli diyoruz. Hatta burada bunun eğimi nedir? Bunun eğimi tanjant alfadır. Bunun eğimi nedir? X ekseniyle pozitif yönde yaptığı açı beta'ya. Bunun eğimi de tanjant beta'dır dostlar. Ya hocam buradaki geniş açıyla niye uğraşıyoruz? Bunun daha kolay yolu yok mu diye soranlarınız için evet var. Şimdi beni dikkatli bir şekilde dinlemen lazım yalnız. Arkadaşım bir doğru analitik düzlemde ya sağa yatıktır ya da sola yatıktır. Mesela bu sağa yatık, bu sola yatık. Sağa yatık olduğunda eğim açısı 90 dereceden küçük oluyor. Sola yatık olduğunda eğim açısı 90'dan büyük oluyor. Hocam gerçekten öyle mi? Mesela bak şu şekilde, bak sağa yatık, sağa yatık, sağa yatık, sağa yatık, sağa yatık. Ta ki şuraya kadar sağa yatık. Bu işte bunların hepsi böyle sağa yatık olan doğrular. 0 ile 90 derece arasında oluyor. 90'dan bir tık büyütürsen, hocam bir büyüttüm bak sola yatık oldu. Sola yatık, sola yatık, sola yatık, sola yatık, sola yatık. Bu da 180 derece yapıyor. Hocam bu sola yatık olmuyor mu? Hayır, dikkat et. Sen doğruyu böyle çizdiğin zaman doğrumuz aslında böyle gidiyor. Yani açı 180'den büyük aldığın zaman aslında şuradaki açısı kadar yapıyor. Çünkü açımız böyle olmuş oluyor. Bu da sağa yatık bir doğru olmuş oluyor zaten. O yüzden eğimleri kıyaslarken sağa yatık ve sola yatık şeklinde kıyaslamak aslında daha mantıklı. Sağa yatık bir doğruda eğim açısı 90 ile 0 arasında ya. Eğim açısı pozitiftir. Bunu unutma. Eğim pozitiftir. Sola yatık bir doğruda 90 ile 180 derece arasında tanjant ikinci bölgede ne oluyordu? İkinci bölgede negatif oluyordu. O yüzden sola yatık doğrularda da eğimi ne diyeceğiz arkadaşlar? Sıfırdan küçük diyeceğiz. Bak bunu unutma. Sağa yatıkta ne diyormuşuz? Eğim pozitif. Sola yatıkta ne diyormuşuz? Eğim negatif diyormuşuz. Ha, bundan sonra böyle bir şeyle karşılaştığın zaman mesela şuraya çizeyim. Hocam sola yatık bir doğru geldi. Burası 3 geldi. Burası 2 geldi. Ben buradaki açıyla uğraşacağım ama şu açıyı alırım. Hocam eğim bu açının tanjantı 2 bölü 3. Sonra bakarım. Hocam sola yatık olduğundan dolayı eğimi negatif olur. Eksi 2 bölü 3. Ya negatif demek yönünü belirtiyor arkadaşlar. O şekilde düşünebilirsiniz. Ya da hep bir insan hani pozitif eğimli ya da negatif eğimlinin mantığı aklınıza kalmıyorsa şu şekilde de düşünebilirsiniz. Hep bir insan x ekseninin pozitif yönünde gidiyor. Mesela bu doğru üstünde pozitif yönde gittiği zaman ne olacak? Aa, eğimli bir yeri çıkıyorum. Eğim pozitif değil mi? Peki bir insan sağa doğru gidiyorsa bunun üstündeyse ne yapıyor? Aşağı doğru iniyor. Koşa koşa iniyor. Yani eğimi negatif olmuş oluyor arkadaşlar. Bu şekilde de aklınıza kalmış olabilir. Ama bence sağa yatık ve sola yatığı bilseniz çok çok daha güzel olur. Buradaki geniş açıyla uğraşmamış olursunuz. İşiniz daha kolay olmuş oluyor. Yani sen bunu gördüğün zaman bunun eğimine tanjant alfa demeyeceksin. Hocam sola yatık olduğu için eksi tanjant alfa diyeceğiz. Bunu sakın ama sakın unutma. Peki hocam eğimimiz ya böyle tamam 0 ile 90 derece arasında inceledik. 90 ile 180 derece arasında inceledik. Ya eğim açımız 0 olursa, eğim açımız 0 olduğunda da Analitik düzlemde bir adam var. Ne yapıyor? X ekseni üzerinde yürüyor. Yani açımız 0 derece. Yani açımız böyle ya. Açımız şöyle gidiyor ya. Açımız 0 derece olunca, yani dümdüz yolda gidiyorsa, dümdüz yolda eğimsiz bir şekilde gidiyoruz. Yani eğimsiz derken eğimi nedir deriz arkadaşlar? Dümdüz yolda eğimi 0'dır deriz. Yani bunun eğimi aslında tanjant 0'dır. O da sinüs 0 bölü kosinüs 0'dır. O da 0 bölü 1'dir. O da kaç yapar? 0 yapar. Evet, eğim açısı 0 olduğunda tanjant 0, 0 yapıyor. Yani eğimi 0 yapıyor. Peki hocam, eğim açımız 90 derece olursa ne olacak? 90 derece olunca da hop şöyle x eksene pozitif yönde yaptığı açı 90 derece. Peki bir adam var. Şu doğrunun üstünde yürütebilir misiniz? Yani düz duvara tırmandırabilir misiniz? Cık, tırmanamazsınız. Bazı Z kuşağı öğrenciler, hocam ben tırmanıyorum diyor ama en fazla 3 adım atarsın kardeşim. Hadi at bakalım da görün. Düz duvara tırman da göreyim bakayım. Spiderman misin? Tabii ki değilsin. Yani burada eğimi yoktur diyeceğiz ya da eğimi tanımsızdır diyeceğiz. Ya da tanjanttan gelecek olursa eğim tanjant 90'a eşit ya. Bu da sinüs 90 bölü kosinüs 90 ya. Şimdi Spiderman dinle beni. Sinüs 90 nedir? 1. Kosinüs 90 nedir? 0. 1 bölü 0 nedir? Tanımsızdır. O yüzden buna da dikkat et. Tanımsız oluyor. Eğim açısı bak 0 ile 90 derece arasındaysa pozitif. 90 ile 180 derece arasındaysa ne oluyor? Negatif oluyor. Eğim açısı 0 ise dümdüz yolda yürüyorum. Eğim 0 diyoruz. Eğim açısı 90 derece ise de düz duvara tırmanan Spiderman misali eğim tanımsız oluyor arkadaşlar. Çünkü tanjant 90 1 bölü 0 olduğundan dolayı. Tamam. Öncelikle eğimi iyi anlayalım bakalım. Hadi bakalım. Şimdi şu soruya bakalım. Yukarıdaki şekilde bu D'ye doğrusunun eğimi nedir? Hocam x ekseni ile yaptığı açıya bakarım. Şuradaki açıya bakarım. Bu açının tanjantı. Hiç pozitif yön, negatif yön bence bakmayın. Tamam, pozitif yön, negatif yön eğim açısı sorulduğunda belki sorulabilir ama direkt eğim sorulduğunda bence direkt x ekseni ile yaptığı açıya bakın. Sonra sağa yatık mı sola yatık mı ona bakın. Bu sağa yatık bir doğru olduğu için eğim direkt nedir? Tanjant alfadır. Artı tanjant alfadır. Sağa yatık olduğu için. Tanjant alfa nedir? Karşı bölü komşu. Karşısı 2, komşusu 1. Yani 2 bölü 1'den neye eşit olacaktır? 2'ye eşit olacaktır. Evet, örnek 1'i 2 bulduk. Geldik örnek 2'ye. Eğimi eksi köküç olan doğrunun eğim açısı nedir diye soruluyor. Bak, eğimi eksi köküç. Eksi olduğu için bir kere ne olmak zorunda arkadaşlar? Sola yatık olmak zorunda. Ya da trigonometriden yapayım ilk önce. Birinci yol. Dur. Birinci yol şöyle yapalım. Şimdi eğim neydi? Tanjant alfaydı. Eğim tanjant alfa. Tanjant alfa neye eşitmiş? Eksi kök 3'e eşitmiş. Evet. Tanjant değeri nerede kök 3? Hocam dik üçgeni çiziyoruz. O da 1, 2, kök 3 üçgeni geldi aklımıza. 30, 60, 90 üçgeni. Tanjant kök 3 bölü 1. 60'da değil mi? Evet. Tanjant 60 kök üçgen. Eksilisi ikinci bölgede oluyordu. Yani 120 derece. O zaman alfamız kaç derece olur? 120 derece olur diyeceğiz. Negatif olduğu için ikinci bölgedekini, yani geniş açı, yani 90 ile 180 derece arasındakini arıyoruz. Normalde kök 3 olsaydı 60 olacaktı ama eksi kök 3 olduğu için eksi 120. 120 derece daha doğrusu. Peki ikinci yol nasıl yaparız? Eğimi kök 3. Valla analitik düzlemi çizeriz. Şöyle bir düzlem de çizmeye gerek yok. Eğimi kök 3 olanı şöyle bir bakarız ya da analitik düzlemi çizelim. Eğimi kök 3. Ama negatif olduğu için bunu olmak zorunda, sola yatık olmak zorunda. Sola yatık bir doğrunun eğimi kök 3. Eksi kök 3. Ben sola yatık çizdim hemen. Eğimindeki eksi buradan geliyor. Peki kök 3 olacak. Tanjantı kök 3 olacak. Bunun tanjantı kök 3. Bu ne demek? Kök 3 bölü 1 demek değil midir? Evet. 1 kök 3 ise burası 2 çıkar. 90'ın karşısı 2 ise 30'un karşısı 1'dir. Burası 30 derece, burası da 60 derece olur. Ama x eksenine yaptığı açı isteniliyor benden. O pozitif yönlü açısı da burası oluyor deriz. Ve cevabı 120 derece olarak bu şekilde de bulabiliriz. Evet, örnek 2'yi de bu şekilde 120 derece bulduk. Geldik örnek 3'e. Doğruya baktık. Hocam doğru sola yatık. Yani eğim direkt negatiftir diyebiliriz. Peki x eksenine yaptığı açıya bakıyorum, burası. Bu açının tanjantı. Eğim tanjant alfaya eşittir. Ama sola yatık olduğundan dolayı eksi tanjant alfaya eşittir deriz. O zaman eğim eksi... karşı bölü komşu 3 bölü 2'ye eşit olur arkadaşım. Hiç buranın tanjantıyla uğraşmıyoruz. Bak, normalde şöyle dersin. Hocam burası betaysa o zaman burası 180 eksi beta olur dersin. Tanjant 180 eksi beta 3 bölü 2 ya. Tanjant beta da 180 tamamlayanı eksilisi dersin. O şekilde de yapabilirsin ama o bazen gerçekten kafa karıştırıyor. Bence bu sağa yatık sola yatık daha güzel değil mi? Yorumlara bekliyorum. Daha güzelse yorumlara bekliyorum. Anlaştık. Evet, örnek 3'ü eksi 3 bölü 2 bulduk. Geldik örnek 4'e. Dik koordinat sisteminde eğimi a kare eksi 1 bölü a eksi 4 olan bir doğru x ekseniyle pozitif yönde geniş açı yapmaktadır. Geniş açı yaptıysa eğimi negatif olmak zorunda. Yani a kare eksi 1 bölü a eksi 4 ne olacak? Eğimi negatif olacak. Küçük sıfır olacak. Şimdi normalde ilerleyen zamanlarda bunun işaret incelemesini bir tablo sistemiyle bunu daha rahat bir şekilde yapmayı öğreneceksiniz dostlar. Ama yeri gelmişken bunu o tablo ile değil de daha farklı bir şekilde yorumlayarak, yani bunun negatif olması demek ne demek? Onun yorumlamasını yaparaktan yapalım. Ya burada iki durum var. Ya üst taraf artı, alt taraf eksi olacak değil mi? O zaman onu yorumlayalım. Ya a kare eksi 1 pozitif olacak. A eksi 4 de ne olacak arkadaşlar? Küçük 0 olacak. Ya da tam tersi. A kare eksi 1 küçük 0 olacak. A eksi 4 de büyük 0 olacak. İki durum değil mi? Yani şurası artı iken burası eksi, ya da tam tersi burası eksi iken burası artı durumlarda negatif sağlanıyor. O zaman bunları inceleyeceğiz. Bu ne demek? A kare büyüktür 1 demek. A kare büyüktür 1 demek ne demek arkadaşlar? O zaman A 1'den büyük olacak değil mi? Ama A 1'den büyük ve A küçüktür eksi 1. Eksi 1'den küçük değerlerde de sağlamıyor mu? Eksi 2'nin karesi de, bunu daha önce gördünüz. Eksi 2'nin karesi de artı 4 yapıyor. Bu karenin eşitsizliğini çözerken. Evet, o zaman A büyüktür 1 ve A küçüktür eksi 1 olacak. Peki buradan ne geldi? A küçüktür 4 gelecek. O zaman şu ve şunun ikisinin birleşimi. O zaman ne olacak buradaki çözüm kümesi? Hocam şöyle sayı doğrusu üzerinde gösterebiliriz. A 1'den büyük olacak. Sonra eksi 1'den küçük olacak. Çözüm kümesi normalde bak şurası ve şurası. A bir de aynı zamanda A küçüktür 4 olmalı. A küçüktür 4'ü de sağlayacak. A küçüktür 4'ü de sağlayan nereleri yapıyor o zaman? Şu bölge ve bu bölge yapıyor. Tamam, bunu sayı doğrusunda gösterdik. Şimdi buna bakalım. Hocam bu a kare eksi 1 küçük 0'sa o zaman ne olacak? Hocam a kare küçüktür 1 yapar. Buradan da a büyüktür 4 yapar. A kare küçüktür 1 demek ne demek? A 1 ve eksi 1 arasında olması demek değil midir? Evet. Yine sayı doğrusunda göstereyim isterseniz. 1 ile eksi 1 arasında, eksi 1 ile 1 arasında olacak. Tamam, şurası olacak çözüm kümesinde. Şurasını koyalım. Bir de a 4'ten büyük olacak. A 4'ten büyük olacak. Bir de burası. İkisini kestiği yer var mı arkadaşlar burada? Yer yok değil mi? Yani hem bu aralıkta hem de bu aralıkta olunca ikisini de bu aralıkta sağlayan yer var mı? Maalesef yok. O yüzden burada çözüm kümesi var mı? Yok. Yani şunu demek istiyorum. Şimdi eksi 1 ile 1 arasında 0 değeri, ama a 0, bak 4'ten büyük diyor bir de. Hem bunu sağlayacak hem bunu sağlayacak. İkisini de sağlayan bir değer var mı? Yok. A burada ne yaptı? Hem 1'den büyük hem eksi 1'den küçük. Buradan bu geldi. Bir de 4'ten küçük diyor. O zaman bu aralık geldi. Şimdi buradan herhangi bir şey, kök değeri gelmedi. O zaman buna bakacağım. Bizim çözüm kümemiz eksi sonsuzla eksi 1 arasında, bir de birleşim 1 ile 4 arasında. A bize ne diyor? A'nın olabileceği pozitif tam sayı değerlerin toplamı nedir diye soruluyor. Bu aralıkta hep negatif sayılar var. Negatif sayıları almayacağım. Bir de 1 ile 4 arasındaki değerler var. 1 ile 4 arasındaki değerler de 2 ve 3 değil mi? Evet, 2 ve 3'ün toplamı da kaç yapar? 5 yapar. Yani örnek 4'ü böylelikle 5 buluruz. Evet, ama şunu söyleyeyim, işaret incelemesiyle, tablo yöntemiyle bunu daha rahat bir şekilde yapmayı öğreneceksiniz arkadaşlar. Biz burada sadece eski bilgilerimizle yukarısı pozitifken aşağısı negatif olduğu durumu, sonra yukarısı negatifken aşağının pozitif olma durumunu inceledik. İkinci durum olmadı. Her ikisini de sağlayan bir durum çıkmadı. Birinci durumda çözüm kümemiz burası çıktı. Bu çözüm kümesinde de A'nın alacağı pozitif tam sayı değerleri toplamı istenildi. Yani o da 2 ve 3 yaptı. Toplamı da 5 yaptı dostlar. Evet, örnek 4'ü bulduk. Geldik örnek 5'e. Evet, şekil sorusu. Biraz geometri bilgisi lazım. Yukarıdaki şekilde dik koordinat sisteminde ABCD dikdörtgeni ve E ve B noktalarından geçen D doğrusu çizilmiştir. Şimdi D noktası verilmiş. 0'a 1. Burası verilmiş 3'e 7. Aa hocam, analitik düzlemde bir nokta verilmişse ya da isteniliyorsa eksenler olan uzaklıkları bizim için önemliydi. Hocam şu eksen olan uzaklığı ve şu eksen olan uzaklığı. Şekil karışık oluyorsa bunu çizmiyorduk değil mi? Çizmeyelim bunu. 90'lar havada uçuşuyor. Hocam burası 1 birim. Şurası kaç birim? Hani ordinat 7 birim ya, 6 birim kaldı. Apsisi 3 birim olduğu için burası 3 birim oldu. Burada ne var? 90'lar havada uçuşu, dal alfa beta'ya, alfa beta, beta 90 alfa, alfa 90 beta. Aa ne güzel, şu üçgenle şu üçgende benzerlik var. Hatta kolay bir benzerlik var. Alfanın karşısı 1 iken normalde şöyle yaparsınız. Alfanın karşısı 1 bölü alfanın karşısı 3 eşittir. İşte beta'nın karşısı a bölü beta'nın karşısı 6 dersiniz. A'yı buradan bulursunuz. Ya da alfanın karşısı 1 kere alfanın karşısı 3 olmuş. Kolay bir benzerlik var. 1'e 3 benzerliği var. O zaman 3 katı. O zaman burada da beta'nın karşısından beta'nın karşısına geç 3 kat olduğundan a'yı kaç buluruz? 2 olarak buluruz. Gerçi burada da işler dışlar yapsanız a'yı 2 olarak buluyorsunuz. A'yı 2 bulduk. Ama bir de bana d doğrusunun eğimini vermiş. E noktasının apsisi isteniyor. E noktasının apsisi isteniyor. Hocam bunu bulmam lazım. Şuradaki noktayı bulabilir miyim? Kullanabilir miyim? Kullanamam. Buradaki dik üçgeni kullanamam. Çünkü şuradaki uzunluğu biliyor muyum? Bilmiyorum. O yüzden burada bak B köşesinden geçiyor dikdörtgenin. O zaman ben B köşesinde kullanmak zorundayım. O zaman şuradan şöyle bir dik mi çizsem? Çünkü B köşesini bulmam lazım gibi gözüküyor. Buradan bir dik çizdim böyle. Buradan da dik çizersem şekil karışıyor diye çizmedim. Alfa 90 burası da beta. Beta 90 burası da alfa. Senin şu üçgenin de benzer mi oldu diğerleriyle? Evet. Hatta şuradaki üçgenle bak şu üçgenle bu üçgen eş oldu. Çünkü dikdörtgenin şu kenarları birbirine eşit ya. 90'ın karşısındakiler eşit olduğu için eş üçgen oldu. Alfanın karşısı 3 ise alfanın karşısı burada 3 yapar. Beta'nın karşısı 6 ise beta'nın karşısı burada 6 yapar. Aa ne güzel. Ben şimdi bu doğrunun eğiminin 1 bölü 2 olduğunu biliyorum. Bu doğrunun eğiminin 1 bölü 2 olması demek. Hocam buradaki açının tanjantı yani alfası. Tanjant alfası 1 bölü 2 demek. Bu alfaya ait buradaki dik üçgende işim yok ama dikkat et büyük üçgen var elimde. Büyük üçgende olay bitiyor sanki. E noktasının apsisi. Şuraya da bir x dersem ben eğer büyük üçgende karşı bölü komşu değil midir? Evet. Yani 6 bölü 5 artı x'e eşit olmak zorunda. Tanjant alfa karşı bölü komşu o da 1 bölü 2 eşitmiş. O zaman buradan ne geliyor arkadaşım? 5 artı x eşittir 12'den x'i 7 olarak buluruz. Hocam x 7 ise eğer e noktasının apsisi deniliyor. Orijinden 7 birim sol tarafta eksi 7'ye 0 noktası var. O zaman e noktasının apsisi de kaç yapıyor? Eksi 7 yapıyor. İşte şekil sorularını da bu şekilde yorumlayacağız. Bize dik üçgen lazım. Tanjant alfa lazım. Tanjant alfa da o şekilde yorumlanabiliyor arkadaşlar. Evet örnek 5'i bu şekilde bulduk. Geldik örnek 6'ya. Evet yukarıdaki dik koordinat sisteminde OAB eşkenar üçgeniyle E ve G noktalarından geçen D doğrusu çizilmiş. Evet E noktasından geçen ve G noktasından geçen. G de AOB üçgenin ağırlık merkezi ve D doğrusunun eğiminde 1 olarak vermiş. Arkadaş D doğrusunun eğimi 1 ise tanjant alfa 1 demek değil midir? Evet tanjant alfa 1 demek hocam 1 bölü 1 demektir. Ya burası aslında 1 değildir. K bölü K demektir de hani biz kısaca ne diyoruz böyle kolaylaştırmak için 1'e 1 diyoruz. Yani buradaki uzunluklar ne olmak zorunda? Birbirine eşit olmak zorunda 1 olduğu için. Karşı bölü komşudan dolayı. Yani burada kaç derece yaptı o zaman? 45 derece yaptı. Ya da direkt eğimi hocam 1 ise tanjant alfa eşittir 1'den alfa 45 derecedir de diyebilirdik. 45'i bu şekilde bulduk. Peki. Şimdi GE uzunluğu isteniyor bizden. Şuradaki GE uzunluğu isteniyor. Şu bir eşkenar üçgen verilmişti değil mi? AB uzunluğu da 6 verilmişti değil mi? O zaman biz eşkenarın özelliğini de kullanalım arkadaşlar. Şimdi ağırlık merkezini kullanmam gerekiyor. Nasıl kullanmam gerekiyor? Ya A'dan ya B'den ya C'den çizeceğim. A daha mantıklı geliyor. Şuradan ağırlık merkezinden geçen kenar ortaydır. Ve aynı zamanda çizilen kenar ortay yükseklik olmuyor muydu? Evet. 90'ın karşısı 6 ise bu çizilen yükseklik de tabanı 2 eş parçaya böldü. 3 diye 2 eş parçaya böldü. Burada da 1'e 2 oran yok mu? Var. Şimdi bu bir eşkenar üçgende 60. Burası 30 burası da 30 oldu. 30'un karşısı 3 ise 60'ın karşısı 3 kök 3 olur. Yani 3a eşittir 3 kök 3 ise a'yı buradan kök 3 buluruz. A kök 3 geldi ve ne çıktı burada? Şuradaki üçgene dikkat et. Bizden zaten GE uzunluğu isteniyor. Bak buraya kök 3 buldum. 45 üçgen oldu. Yani ikizkenar dik üçgen. Burası kök 3 burası da kök 3. O zaman burası da kök 3'ün kök 2 katı olmak zorunda. Kök 3'ün kök 2 katı neye eşittir? Kök 6'ya eşittir. Gerçekten bu soru da güzel bir soru. Örnek 6'yı böylelikle kök 6 bulduk. Geldik örnek 7'ye. Aşağıdaki dik koordinat sisteminin birinci bölgesinde 7 tane eş birim kare ve D doğrusu çizilmiştir. Bak dikkat et ortak sınavda çıkarsa böyle bir soruyla karşılaşabilirsin. Lütfen bu soruya dikkat et. Hatta bu soruya şöyle bir yıldız atıyorum. Çünkü önemli. ÖSYM'de daha öncesinde sordu. Sınavda çıkarsa ben olsam bunu sorarım. Buna benzer bir soru sorarım. Evet şimdi aşağıdaki dik koordinat sisteminde birinci bölgede de 7 tane eş birim kare. Arkadaş birim kare ne demek? Bir kenara bir birim olan karedir. Tamam şunlar bir birim bir birim. Bir birim bir birim bir birim. Karelerden oluşan alanı D doğrusu eşit 2 bölgeye ayırıyor. Arkadaş burada 7 tane karem var. Bir tane karenin alanı 1 mi? Evet çünkü 1 birin karesinden dolayı 1. Bu D doğrusu alanı 2 eşit yarıya ayırıyorsa o zaman tüm alan 7 olduğundan dolayı burası, buradaki alan kaç olacak arkadaşım? Buradaki alan 7 bölü 2. Alt taraftaki alan da 7 bölü 2 olmayacak mı? Evet. Sanırım beni alt taraftaki ilgilendirecek. Hocam buradaki her bir alan 1 ya. Buradaki alan 7 bölü 2 tamamı. Buradaki alan da 7 bölü 2 yapacak tamamı. Şu sarı bölgenin alanı 7 bölü 2'yi unutmayalım. Sarı bölgede D doğrusu neyim isteniyor? D doğrusu neyim isteniyor demek? Tanjant alfa isteniyor. Bak şurası zaten 1 1 2 birim. Alfaya ait dik üçgen var mı? Var. Şurada. Hocam bunun tamamı 7 bölü 2 ya, sarı bölgenin alanı. Buradaki alanda 1 ya. 7 bölü 2'den 1 çıkartırsam eğer kaç yapıyor? 5 bölü 2 mi yapıyor? Evet. Buradaki alan 5 bölü 2 oldu. Ben bu kenar uzunluğunu biliyorum zaten. 2 burası. 1 1 2. Şuraya da bir A diyeyim istersen. Hocam üçgenin alanı da belli. A çarpı 2 bölü 2 eşittir. Neymiş? Şu dik üçgenin alanı çünkü. 5 bölü 2'ye eşitmiş. Bölü 2'ler gitti. 2A eşittir 5'ten. A'yı 5 bölü 2 buluruz. Peki benden ne isteniyor? D doğrusunun eğimi. Eğim dediğimiz şey tanjant alfadır. Tanjant alfada bak A'yı 5 bölü 2 bulduk ya. Karşı bölü komşudur. Yani 5 bölü 2 bölü 2'dir. O da ne yapar arkadaşlar? 5 bölü 4 yapar. Gerçekten çok güzel bir soru. Yıldız at ve buna sonrasında bir daha dön ve bak. Önemli bir soru, sınavda karşına çıkabilir. Tüm alan 7 iken 7 bölü 2 7 bölü 2 olacak. Burada alfaya ait dik üçgen lazım. Dik üçgen zaten burada var. Burada da bir tane kare fazlalığı var. 1 ya burası da. Buraya 5 bölü 2 kaldı. Üçgenin alanından A'yı buldum. Sonra tanjant alfadan da 5 bölü 2 bölü 2'den de eğimi bulduk. Önemli. Lütfen buna dikkat. Evet, geldik son soruya galiba. Evet, son sorudayız. Yukarıdaki şekilde dik koordinat sisteminde uzun kenarın uzunluğu kısa kenarın uzunluğunun 2 katı olan 8 özdeş dikdörtgen var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 7. böyle konulmuş, 8. de böyle konulmuş arkadaşlar. Üst üste konulmuş. Bu dikdörtgenlerin 6 tanesi 4. bölgede, 2 tanesi de 3. bölgede birer köşeleri orijinde olacak şekilde üst üste konulmuş. Evet, dediğim gibi bir tanesi burada, bir tanesi de burada. Evet, şimdi kısa kenarın uzunluğunun 2 katı. Yani 1'e 2 oran var arkadaşlar. Kısa kenar ve uzun kenarda. Bunu unutmayalım bu arada. Yani ben burada şey diyeceğim. Kısa kenar K iken uzun kenar ne olacak? 2K olacak. 2K olacak. Hocam kısa kenar K, uzun kenar 2K. O zaman burası da K oldu. Burası da K oldu. Aynı şekilde burası da K, burası da K şeklinde devam edecek. Evet. Şimdi ne diyor? A ve B noktalarından geçen D doğrusunun eğimi eksi 1 bölü 4. Bunun eğimi eksi 1 bölü 4'müş. Arkadaş eksi olması zaten belli. Niye belli? Çünkü sola yatık. Sola yatık doğrunun eğimi eksidir. O yüzden eksi olduğu için x eksenine yaptığı açıya bakıyorum. Bu açının tanjantı ne olmak zorunda? Tanjant alfa hocam 1 bölü 4'e eşit olmak zorunda. Hocam eksi 1 bölü 4 hayır. Eksisi sola yatık olmasından dolayı. Yani sen buradaki dik üçgene dikkat edeceksin şimdi. Hadi bu dik üçgene dikkat edelim. Bu dik üçgende x eksenine yaptığı açının tanjantı 1 bölü 4 olacak. Yani ben şuraya bir a diyecek olursam a bölü 2 4 6k. A bölü 6K neye eşit olacakmış arkadaşlar? 1 bölü 4'e eşit olacakmış. Çünkü eğim 1 bölü 4 demiş. Buradan A neye eşit oluyor? 6K bölü 4'e. Yani 3K bölü 2'ye eşit oluyor. Evet. Burayı 3K bölü 2 olarak bulduk mu arkadaşlar? Bulduk. Şimdi BC uzunluğu 9 demiş. BC uzunluğu da aha da burası 9 olarak verilmiş. Dikdörtgenlerden birinin alanı kaç santimetre karedir diye söyleniyor arkadaşlar bize. Şimdi gençler şu kısa kenar K demiştik. Burası uzun kenar 2K değil mi? K ile 2K'nın toplamı burası 3K. Aynı zamanda burası 3K. Hocam burası da 3K bölü 2 ile 9 değil mi? Tamamı 3K. 3K bölü 2 artı 9'a eşit oldu. Bunu buraya attık. 3K eksi 3K bölü 2 eşittir 9 yaptı. Yani buradan 2 kere 3 6. 3K bölü 2 yapıyor burası da. 9 oldu. Sadeleştir 3. 2 kere 3 6. K'yı buradan 6 bulduk. O zaman bir dikdörtgenin bir kenarı K'ydı. İkinci kenarı da 2K'ydı. K'ya 6 bulduysak burası 6, burası 12 yapar. Benden ne isteniyor? Dikdörtgenlerden birinin alanı isteniyor. Alan dediğimizde kaç yapar? 6 ile 12'nin çarpımı yapar. Yani cevap böylelikle 72 yapar. Evet, yani bu eğimle alakalı, daha doğrusu eğimin tanımıyla alakalı ilk başta çok da güzel sorular çözdük gerçekten burada. Şöyle baktığımız zaman eğimi de buradaki sorular sana çok güzel bir şekilde anlattı. Yalnız şu şekildeki soruların çoğunluğunu daha öncesinde biz nokta analitiğinde işledik. Ben bir tane soruyla geçiştirdim ama hani 3-4 tane soru da yazabilirdik burada. yazmadık. Bunların her halini zaten nokta analizinde işledik. O yüzden bir soru yeterliydi. Aslında bunlarla ilgili birkaç soru daha yazılabilirdi ama gerek var mı? Bence gerek yok. Evet gençler, eğimi hallettik. O zaman bir sonraki videoda ne var? 2 noktası bilinen doğrunun eğiminde. Bu sefer de 2 noktası bilinen doğrunun eğimini anlatacağız. İşte orada görüşmek dileğiyle, kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.